Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Serinin bu videosunda normalde drone'un toplanabilir ayaklarını gösterecektim. Ancak yaşadığım bir kaza sonrası bu videoyu ertelemeye karar verdim. Çünkü bu videoya kadar seride yaşadığım sorunların çoğunun üzerine editle düzenlemiştim. Bu videoda ise bu yaşadığım sorun ve atlattığım tehlikeyi ve bunun çözümünü paylaşmaya karar verdim. Şimdi öncelikle yaşadığım sorunu, neden yaşadığımı, nasıl yaşadığımı anlatacağım. Daha sonrasında da bunun tamirat aşamasını göstereceğim. Sonraki videolarda da kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Şimdi ilk olarak yaşadığım sorunu şöyle anlatabilirim. Normal bir uçuş sonrası eve geldim. Toplanabilir ayakların ayarı ile ilgili drone'u bilgisayara bağladım. Bu sırada drone'un pili de takılıydı. Her şey yolunda gidiyordu. Ayarlarla uğraşıyordum. Bir anda drone motorlarının devreye girdiğini fark ettim ki bu sürede safety switch butonu normalde kapalıydı. Yani drone'un motorlarının devreye girmesi için hiçbir sebep yoktu. Ancak drone'un motorlarının devreye girdiğini fark ettiğim anda drone'u alt tarafından yakalamaya çalıştım. Bu sırada pervane benim tişörtüme dolandı. Tişörtümü yırttı, bana bir şey olmadı. Sonrasında ise drone'u alttan sabitleyemediğim için hızlıca yükseldi ve üst kısmında bulunan led şeritleri, şu anda ekranda görüyorsunuz, ampulü ve ampulün etrafındaki plastiği tamamen parçaladı. Sonrasında ben drone'u sabit tutabildim. Ancak evde tek başımaydım. Çağırabileceğim biri yoktu. İki elimle drone'u tutuyordum. Bu sırada da pili pervanelerin arasında olduğu için çıkaramadım. Dolayısıyla drone son gaz çalışmaya devam etti. Ve ben de drone'u izliyordum. Belli bir süre sonra bu süreci hani nasıl çözebileceğimi düşünürken bir yanık kokusu geldi. Ve drone'un motorları durdu. Sonrasında yaptığım incelemede yanan parça güç dağıtım kartıydı. Yani pilden gelen elektriği ESC'lere dağıtan kart yanmıştı. Büyük ihtimalle bu süreçte motorlar çok ciddi bir yük çekti. Belli bir süre dayandı, ancak daha sonrasında dayanamadı. Bu kartın da yanmış halini şu anda ekranda görüyorsunuz. Artı kabloları, yani pozitif yükü taşıyan bölümde herhangi bir kopukluk olmamakla birlikte eksileri, yani nötr kablomun PDB bağlantısı kopmuştu. Bu sayede motorlar durdurabildim. Daha doğrusu ben durdurmadım, o kendi durdu. Sonrasında ise yaptığım ikinci bir araştırmada da pilden doğrudan çıkıp hem uçuş kartını besleyen hem de elektriği güç dağıtım kartına taşıyan kablonun da yandığını, aynı zamanda uçuş kartına giden elektriğin kablosunun da yandığını gördüm. Bunları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Şimdi bunların tamir aşamasına geçmeden önce bence bu videonun en önemli kısmından bahsedeceğim. O da şöyle, evde kapalı bir alanda veya sadece ayar için drone'u kullanacaksanız ve eğer pilini takmak zorundaysanız kesinlikle pervanelerini sökün. Eğer bu önlemi almazsanız drone bir yerde bir şekilde motorlarını çalıştırabilir ve bu çok ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Ben çok şanslı bir şekilde atlattım. Bunu da paylaşmak istedim. Bir diğer konu da tüm sistemi topladıktan sonra tekrardan kurmaya çalıştığımda şunu fark ettim. Yaşanan sorunun sebebi uçuş kartıymış. Çünkü uçuş kartını tekrardan bozulan parçaları tamir ettikten sonra çalıştırdığımda yazılımsal olarak çok ciddi hatalarla karşılaştım. Sebebini de anlayamadım. Tekrardan firmware'ini yükleyip tüm kalibrasyon ayarlarını tekrardan yaptıktan sonra kullanılabilir hale geldi. Yani aslında yaşadığım şey sonuçta bilgisayarlardaki Windows'un çökmesi gibi bir şeydi belki de. Bir anda güç dağıtım kartı motorları çalıştırmaya karar verdi. Ve ben açıkçası üşendiğim için pervaneleri sökmemiştim ve böyle bir kaza yaşadım. Dolayısıyla eğer evde kapalı alanda veya sadece drone'un ayarlarını yapacaksanız muhakkak pervaneleri sökün. Videonun son kısmında ise bu yanan parçaları nasıl değiştirdiğimi, bununla ilgili yaptığım işlemleri paylaşacağım. İlerleyen videolarda kaldığımız yerden kurulum aşamasına devam edeceğim. Şimdi ilk aşamada şu gördüğünüz kablolar, aşağıdan power modüle bağlantı yapacağımız kablolar. Bunları değiştirmem gerekiyor. Şöyle açıyı düzelteyim. Evet, bu kablolar şurada gördüğünüz kırmızı ve siyah kablo. Bunlar ana kablolarımız. Şimdi ben eğer bunları buradan çekip çıkarırsam ne yazık ki yeni kabloyu buradan geçirmekte çok zorlanacağım. Bunun için şöyle bir yöntem kullanacağım. Bu kabloları çekmeden önce buradan bunların yerine geçecek olan kabloları güzelce bunlara bantlayacağım. Ve bu kabloyu çektiğimde hedefim diğer kablonun da geçirilmiş olması. İnşallah bir aksilik olmadan halledebiliriz. Şimdi başlıyorum.
Şimdi ilk olarak kablo çek değiştirdiğimiz kablolarımızın ucuna konnektörümüzü bağlayacağız. Bunun için yine kablodan kabloya lehim metodunu kullanacağım. Bu sefer geçen seferden farklı olarak şu kısmı buradan kablodan kabloya değil de yine jacklar aracılığıyla yapmış olmam. Bunun sebebi de bu yaşadığım sorun sonrasında tüm kabloyu en baştan çekmek zorunda kaldığım için böyle bir önlem aldım. Mesela şu anda olsa sadece şuradaki soketten değiştirip şu parçayı değiştirmem yeterli olacaktı. Şimdi öncelikle bunu takıyorum. Bu çok önemli bir jack değil çünkü çok sık çıkartıp takacağımız bir jack değil. Genellikle takılı kalacak. Evet, güç dağıtım kartının montajıyla devam ediyoruz. Bunun için elimde iki farklı güç dağıtım kartı var. Bir tanesi Diz firmasının çıkarttığı şu şekilde. Artı ve eksi bağlantıların ayrı ayrı yapıldığı, bağlantılarının da 3,5 milimlik soketler aracılığıyla sağlandığı bu kart. Ancak bunu buraya sığdırmam imkansız. Aslında daha mukavemetli olan 320 ampere kadar dayanabilen ve benim de daha çok içime sinen kart bunun montajı, ama bunu buraya monte edebilmek için alt ray sistemini ya biraz daha aşağı taşımam gerekecek ya da vazgeçmem gerekecek. Her ikisi de şu anda çok mümkün değil. Onun yerine birazcık daha az dayanıklı olsa da şu kartı kullanacağım. Hem daha küçük, hem daha pratik, hem de buraya montajını daha kolay gerçekleştirebileceğim. Şimdi ilk olarak alt ray sistemini çıkararak başlıyorum ki çalışma alanım olsun. Kartı da göstereyim kısaca. Güç bağlantısı, yani pilden gelen elektrik ve bunlar da dağıtım yapılacak olan parçaları. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çıkış var. 6'sını motorlar için kullanacağım. 2 tanesini de harici ekipmanlar için kullanacağım. Öncelikle elektrik bağlantısıyla başlayalım. Pille olan bağlantısıyla başlayalım. ESC'nin bağlantısı ve güç kablosunun bağlantısı bitti. Bir ara kontrol yapıyorum. Öncelikle pilden gelen kablonun artısıyla eksisi. Bir sıkıntı yok. Artıları kendi arasında kontrol ediyorum. Güzel. 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 Eksileri evet. Şu ana kadar bir sorun görünmüyor. Devam ediyoruz şimdi. Kurulumu bitirdikten sonra son aşamaya geldik. Bu aşama tekrar hatırlatıyorum. En önemli aşama. Burada bir kısa devre varsa pili kesinlikle takmamamız gerekiyor. Yoksa kötü sonuçları olabilir. Pili yakabiliriz. Tüm ESC'leri yakabiliriz. Kontrol için önce kısa devre kontrol modunu aldım. Multimetreyi ardından her ikisine de dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi arada bir akım yok. Kısa devremiz yok. Şimdi de power modülü buraya bağlayabiliriz. Evet, böylelikle tekrar bir önceki haline drone'u getirmiş olduk. Eğer başka bir aksilik yaşanmazsa ilerleyen videolarda toplamaya kaldığım yerden devam etmeye çalışacağım. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.